asret çekip kayıtmak için kuruştuk. Herkes kayıtsın yurtuna. Biz Kırım'da, Kırım'dan da gayrı vatanımız yok. Vatanından kaçma, cahillikten kaç. Turluyorlarda sabır buyuk ilaç. Bizler için sizler için ihtiyaç. Ana vatan evimiz hem de kıvanç. Ümit her adamda varın ki şart yolunda. Ve sen de bu sırada olmak gereksin. Halk ile gurbete gildi, seni Kırım bekley. Gurbete biz olsak ecnebi sayılamasan da musafır gibi olup kalacağımız onun için Kırım yurtumuz, herkes bunu unutmasın. Son ki nefes seceğiz vatan havasını almak, yaşamak. Bizge kısmet oldu birbirinin konuşmak. Bundan da koronta kurmak borcumuz. Bundan da hayırlısı yok 100%. Biz Kırım'da, Kırım'da şükür. Evet efendim, 6 Haziran 2020 Cumartesi gecesi Genç Tatar 67. yayını ile sizlerle beraberiz. Hepiniz Genç Tatar 67. yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm dinleyicilerimize, tüm takipçilerimize güzel bir akşam diliyorum efendim. Güzel bir yayın diliyorum inşallah. Bu temennilerle bugün de sizlerle beraber yayınımıza başlıyoruz inşallah. Ben Aruvaysa, sizlerle 1 saat 1,5 saat civarında her zaman olduğu gibi yayınımızı sürdürmeye gayret göstereceğiz inşallah. Herkes, tüm dinleyiciler ve gönlü Kırım'la olan herkesin
Sağlığı sıhhati inşallah yerindedir. Böyle başlayalım bugün. Elhamdülillah bizler çok şükür bugün de iyiyiz diyoruz. Sizle olmanın mutluluğunu yine paylaşıyoruz efendim. İnşallah iyi olmaya, sağlıklı olmaya da hep beraber devam ederiz. Gelen yorumları hemen okumaya gayret göstereceğim. Sizlerden yayınımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Genç Tatar 67. yayınımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Bol bol yorumlarınızı yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Gelen yorumlara bakalım. Ve bugün neler üzerinde konuşacağız? Bugün bizim konuğumuz kim olacak? Sizlerle neler paylaşmaya çalışacağız? Kısaca onları da değerlendirelim ve akışımıza devam edelim hep birlikte. Bayram Deniz her zaman olduğu gibi ilk yorum yapan takipçilerimizden bir tanesi. Allah razı olsun kendisinden. İyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin Genç Tatar. Erzincan'dan Konya'ya selam olsun diyor bizlere. Biz de Konya'dan Erzincan'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Güzel bir akşam diliyoruz kendilerine. Cahitcan hayırlı yayınlar Genç Tatar. Selamlar, kolay gelsin diyor bizlere. Teşekkür ediyoruz. Elvira Temirova, akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Hayırlı yayınlar diyor bizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de bu güzel akşamı hayırlı mübarek olsun inşallah. Her günün güzel geçtiği gibi bugün de güzel geçsin sizler için inşallah. Video partisinde şu anda önüme düşen video partisinde Fatma Yürür bizlere el sallıyor. Sıtkı Devret bizlere el sallıyor. Biz de selamlarımızı iletiyoruz kendilerine efendim. Ve tabii ki yayınımızı takip eden tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ufuk Aykol da bizlerle beraber şu anda yorumu da düştü. Hemen gördüm şu anda. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim için önemli biri. Gerçekten çok önemli biri. Hani derler ya pamuklara sarıp sarmalayacağız diye. İşte Ufuk Aykol da bizim için o kadar önemli biri. Allah ona güç kuvvet versin inşallah. Çalışmalarında ömrü boyunca yapacağı tüm çalışmalarda başarılar, kolaylıklar diliyoruz kendilerine. Güzel bir akşam diliyoruz tabii ki de. Şimdi Ufuk Aykol'la böyle bir mesaj gönderdik. Selam gönderdik. Diğer tarafta çok sevgili bir arkadaşımı da gördüm ben. O kendisini biliyor. Ona da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. O da güzel çalışmalar yapıyor bizler için. Kırım Türkleri adına çok güzel çalışmalar yapacak. İnanıyoruz buna. Ona da bol bol selamlarımızı iletiyoruz. O da bizim ekibimizden olduğu için direkt ismen selam göndermedim. O yüzden o şu anda kendisi selamını almıştır böylelikle diyelim. Efendim bugün önemli birini daha sizlerle konuşmaya çalışacağız. Kısaca anlatmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Abdülcemil Mustafa'ya bizlerle olacak bugün. Nacizane sizlere aktarmaya çalışacağız neler yaşadığını. Bu dünyadan nasıl gelip gittiğini, bizler için neden önemli olduğunu birazcık şöyle altını çizerek tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız inşallah. Ve tabii ki Kırım Haber Ajansı'ndan da bazı gelişmeler ve haberler var. Bu haberleri de şarkı aralarında Kırım esintileri, o yıllarla gelecek esintiler arasında bu haberleri de beraber değerlendirmeye gayret göstereceğiz sizlerle. Çok uzatmayalım. Aruvaysa biliyorsunuz, Aruvaysa konuşmaya başladı mı durmak bilmiyor. Sizlerin başını da ağrıtıyor. O yüzden hadi gelin şöyle iki güzel Kırım Yarı dinleyelim. Sonra ardından bugünkü programımıza başlayalım sizlerle. İlk olarak yayınımızın başında Seyran ve Afize Yusuf kızı bizlere Kırım'da yaşa dedi. Ve arka arkaya iki güzel Kırım Yarı gelecek. Dilaver Osman sizlere Kişkene diyecek. Ve ardından da çok klasik bir Kırım Yarı, bir Kırım müziği dinleyeceğiz. Diyeceğiz ki Mına Selam Aleyküm. Bu iki güzel Kırım Yarı sizlerle olacak. İlk başta Dilaver Osman Kişkene diyecek. Ve birazdan müziğimiz sizlerle efendim.
İyi dinlemeler. Kışkını bolsa osmes mi de, tartmağa boyu çetmes mi? Kışkını bolsa osmes mi de, tartmağa boyu çetmes mi? Tartmağa boyu çetken sınay, babası koyun etmes mi? Tartmağa boyu çetken sınay, babası koyun etmes mi? Alay bolır kışkını, şaylı bolır kışkını. İyik atanın balasınay, çıgıt bolır kışkını. Koy yerinde okusa da hoca bulur kışkını. Şer yerinde okusa ay doktor bulur kışkını. Yaş kızlarının tastasına belgem bulur kışkını. Yaş kızlarının tastasına belgem bulur kışkını. Yaldında gül derikte celis kendi sallana. Yaldında gül derikte celis kendi sallana. Caş ananın caş balası sigin sayın tavlana. Caş ananın caş balası sigin sayın tavlana. Alay olur kışkeni, şaylı olur kışkeni. İyik atanın balası ay çıgır olur kışkeni. Koy yerinde okusa hoca olur kışkeni. Şer yerinde okusa doktor olur kışkeni. Yaş kızlarının kastasına melhem olur kışkeni. Yaş kızlarının kastasına melhem olur kışkeni. Caş çıgıtlar osmes mi ay, davullu toylar etmes mi? Caş çıgıtlar osmes mi ay, davullu toylar etmes mi? Caş çıgıtlar osmensin ay, halkta hizmet etmes mi ay? Caş çıgıtlar osmensin ay, halkta hizmet etmes mi? Alay bulur kışkeni, şaylı bulur kışkeni. İyik atasın balası ay, çılay bulur kışkeni. Koy yerinde okusay, hoca bulur kışkını. Şer yerinde okusay, doktor bulur kışkını. Yaş kızlarının kastasına melhem bulur kışkını. Yaş kızlarının kastasına melhem bulur kışkını. Ay hay, alay bulur kışkını. Ay çayını bulur kışkını. İyik atanın balası ay, çıgıt bulur kışkını. Koy yerinde okusa ay, hoca bulur kışkını. Şer yerinde okusa, doktor bulur kışkını. Caş kızlarının kastasına melhem bulur kışkını. Caş kızlarının kastasına melhem bulur kışkını. Thank you.
başını vuralım çöz ne kaldı. Alay mekan, kolay mekan, sunay mekan. Benim yolumda aytır, civay mekan aldı. Alay mekan, kolay mekan, sunay mekan aldı. Benim yolumda aytır, civay mekan aldı. Kolay mı vazgeçmeyen ağlay, yazının gözünü kolay mı vazgeçmeyen ağlay. Alay mekan, kolay mekan, sulay mekan ağlay. Benim yarımlar oldu, cilay mekan ağlay. Alay mekan, kolay mekan, sulay mekan ağlay. Benim yarımlar oldu, cilay mekan ağlay. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 21.17'yi gösteriyor. Genç Tatar 67. yayını kaldığı yerden devam ediyor. Yayının başında bir 65-67 gibi gittim geldim, ağzım sürüştü. O yüzden sizlerden de özür diliyorum. 67. yayındayız efendim sizlerle beraber. Nice yayınlara inşallah. 67'yi deviriyoruz bugün sizlerle beraber tekrardan. Gelen yorumlar var, hemen onlara göz atalım. Sonra bugün sizlere tanıtmaya çalışacağımız kişiye yavaş yavaş geçelim. Mehmet Akyel, hayırlı yayınlarınız bu olsun diyor. Teşekkür ediyoruz efendim sizlere. Ümit Aytar, yine sıkı takipçilerimizden kendisi, selamlarımızı yolluyoruz. İyi yayınlar genç Tatarlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yüksel Akbay, selam demiş. Biz de selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Ve tabii ki sıkı hayranlarımızdan birisi Bursa'dan yine Genç Tatar yayına başladığı günden bu yana her daim bizlerle olan o güzel abimiz Burak Yılmazlar mesajlarıyla katkısında yapıyor yayınımıza. Özü ak topraklarda bulup aklı Kırım'dan çıkmakan kop başarıklı kardeşlerim Bursa'dan selam Aytaman demiş. Daha sonra eklemiş, hayırlı yayınlar Genç Tatar demiş. Bizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de Konya'dan Burak abimize ve onunla beraber tüm şubedeki gönüldaşlara, soydaşlara selamlarımızı iletiyoruz. Tabi video partilerinden de yorumlar gelmeye devam ediyor. Turhan Ölçüm bizlere el salladı. Hikmet Büyükdemir de bizleri alkışlıyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizlerle kalın efendim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz. Ve daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz bu paylaşımlarla. Lütfen yayınımızı paylaşırsanız bizi mutlu edeceksiniz diyelim. Hadi gelin yavaş yavaş bugünün tanıtılması gereken, tanıtmamız gerektiğini düşündüğümüz insana geçelim. Yavaş yavaş onun görsellerini de sizlere ulaştırarak onun üstünde yavaş yavaş bildiğimiz kadarıyla sınırı aşmadan anlatmaya çalışalım, tanıtmaya çalışalım inşallah. Abdülcemil Mustafa'yı bir tanıyacağız sizlerle beraber. Abdülcemil Mustafa'yı neden onu anlatacağız? 2 Haziran 1983 tarihinde vefat ediyor. Bu haftalar içerisine geldiği için özellikle onu bugün anacağız sizlerle beraber. Hem de tanımış olacağız, tanıtmış olacağız. Efendim, hemen şöyle başka gelen yorum varsa onlara bir göz atayım. Recep Sabas el sallıyor bizlere. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Hadi gelin yavaş yavaş Abdülcemil Mustafa'yı tanımaya geçelim sizlerle. Tabii ki her zaman olduğu gibi Allah razı olsun. Emel dergisi bize yine önderlik etti. Bugün tanıtacağımız Abdülcemil Mustafa'yı'daki kaynaklar, bilgiler için bize bugün önderlik etti. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Emel dergisi içerisinde çalışana, daha öncesinde çalışmış olanlara Allah razı olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hadi gelin Abdülcemil Mustafa'yı tanıyalım efendim. Abdülcemil Mustafa'yı 1898 yılı doğumlu ve çok yakından tanıdığımız, çok iyi bildiğimiz ve bizim Kırım Türklerinin yolbaşçılığını yapan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da babası Abdülcemil Mustafa'yı efendim. Dediğim gibi 1898 yılında dünyaya geliyor kendisi ve tabii ki ileriki yıllarda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun annesi Mahfure Cemileva ile evleniyorlar ve tabii ki o karanlık zamanlar böylelikle yaklaşmaya başlıyor efendim. 1927 yılında evlenmiş Abdülcemil Mustafa Ev ve ilk olarak anne baba oldukları köy Ayseres Köyü. Burada ilk çocukları dünyaya geliyor. Ama bu mutlulukları maalesef çok uzun sürmeyecek. Çünkü Sovyet dikta idaresinin zulmüne maruz kalacaklar ve Ayseres Köyü'nden 1929 yılında sözde kulak suçlamasıyla Urallara sürgün edilecekler ve ilk çocukları bu sürgün esnasında 2 yaşında olacak efendim. Urallara kış şartlarında 25 Kırım Tatar aile ile sürgün ediliyorlar. İşte bu ailelerden birisi de Abdülcemil Mustafa'ya ve ailesi oluyor. Ural Dağları maalesef ki evlatları Mesude'yi ve annesini dünyadan koparıp alıyor. Ne yazık ki. Ve tabii ki zulüm bitmeyecek. Maalesef ki bitmeyecek. İşte gelin bir de oraya göz atalım sizlerle beraber. İkinci Dünya Savaşı esnasında gizlice vatan Kırım'a aile geri dönmeye çalışıyor ve Kırım'ın çöl bölgesindeki Bozköy'de yeni bir hayat kuruyor. Burada Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Mustafa ağamız da dünyaya geliyor efendim. Vatan Kırım'da gözlerini dünyaya açıyor. Ama işte bu sefer de daha farklı bir zulmün kapıları aralanıyor yavaş yavaş. İşte yine bu zamanda Sovyet diktası bütün milletimiz gibi bu aileyi de bir kez daha göç etmek zorunda bırakacak. Yolbaşçımız henüz 6 aylıkken ağabeyleri Hanife ve Hasan ve ablaları Şevkiye ve Vasfiye ile birlikte bu kara günde 18 Mayıs 1944 yılında sürgün edilecekler aile, tüm ailecek. O sürgün acısını, o sürgün sıkıntılarını yaşayacaklar efendim. Abdülcemil Mustafa evde bir baba olarak ailesinin çektiği sıkıntıları bir katta fazla kendisi çekecek. Çünkü ailesi, çocukları o zulmü yaşadığı için bir baba daha da fazla bu acıyı, ızdırabı yaşayacak efendim. Bunu babalar daha iyi anlar diyerek gönderme yapalım. İnşallah bize de nasip olur diyelim. Sürgün sırasında Abdülcemil Mustafa'ya diğer Kırım Tatar erkekleriyle beraber Kızıl Ordu'da Alman ordularına karşı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği saflarında savaşmakta idiler. Bu mücadele sürerken 18 Mayıs 1944'te Kırımoğlu'nun ailesinin evine 3 Rus askeri gelir ve bütün her şeylerini toplayarak buradan ayrılmalarını isterler. Daha doğrusu emrederler. Daha sonra diğer Kırım Tatar askerleriyle beraber Abdülcemil Mustafa evde terhis edilerek vatan haini gerekçesiyle sürgün edilir efendim. Abdülcemil Mustafa ev sürgünün ilk yıllarında çok ağır şekilde hastalanıyor ve 2 yıl çalışamaması hanımı ve çocukları için zaten dayanılamayan bir durumu daha ağır şartlara götürüyor efendim. İşte bu çok sıkıntılı bir süreç oluyor. Abdülcemil Mustafa Ev'in o 2 yıl çok ağır hastalandığı için çalışamaması bu daha da durumları kötüye götürüyor. Ağır hastalık geçiren Abdülcemil Mustafa Ev hastaneye götürülüyor ama komşular onun hastaneden sağ çıkamayacağını, kasıtlı öldürüleceğine dair ikazları üzerine hanımı hemen o gece kocasını hastaneden alarak
evine götürüyor. İyileşmesi 2 yıl buluyor Abdülcemil Mustafayev'in. Bu noktada sürgün şartlarında Sovyet sağlık tesislerinde Kırım Tatarlarına tedavi görüntüsü altında kasıtlı şekilde zehirli ilaçlar verilerek öldürüldüklerine dair kanıtların bulunduğu da hatırlatılmakta fayda bulunmakta efendim. Bunu da sizlere aktaralım. Hastalandı mı getirin hastanemize, işte hap verdik, iğne yaptık ama bir bakıyorsun ki o verdiği haplar ya da yaptığı iğneler insanı canından ediyor ki eder mi? Eğer bahsettiğimiz devlet, rejim bunlarsa edebilir. Dikkat etmekte yarar var diyelim. Yalçın Büte, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah demiş. Bizlere çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Başka yorum var mı? Hemen ona göz atacağım. Bu arada bir ara verdik. Aydın bütün halkıma Ankara'dan selam olsun demiş. Bizden de sizlere köp selamlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Paylaşımlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sizlerle. Demiştik ki o ağır hastalık sürecinde hastaneye götürülüyor ama sonradan Sovyet sağlık tesislerinde insanların iyileştirilme, tedavi edilmesinden ziyade özellikle öldürülmeye çalışılmasını fark ettikleri için de eve geri getiriliyor Abdülcemil Mustafayev. Ve tabii ki doktor kontrolünde ilaçlarla yapılamayan bir tedavi olmadığı için bu hastalık 2 yıl buluyor iyileşmesinde ve 2 yılda zorluklar çekiyor bu aile. Efendim bu süreç içerisinde bizzat yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bir hatırasını anlattıklarını şöyle nakletmişler bizlere. 12 yaşına kadarki süreçle ilgili şöyle söylüyor Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. 1955 yılına kadar Ayım köyünde yaşadık. Köyde yaşayanların büyük çoğunluğu Özbeklerdi. Özbeklerle aramız epeyce iyiydi. Dilimiz çok yakın, dinimiz aynıydı. Fakat Sovyet idarecileri, Özbek kardeşleri bize karşı sürekli kışkırtıyorlardı. Çocukluğumda ben bu köyde çobanlık yapardım. Kendi ineğimizden ayrı zengin Özbek köydeşlerimizin 3-5 baş ineğine de güderdim. Hizmetinin karşılığı olarak da bana ayda 50-60 ruble verirlerdi. Kıyas olarak bir Özbek okulunda bekçilik yapan babam 200, aynı okulda temizlikçi olarak çalışan annem 200 ruble alırlardı diye hatıralarında iletmiş annesi ve babasıyla ilgili. Ve tabii ki sürgünden sonra Kırım Tatar Milli Hareketi'nin dinamiklerini teşkil eden teşebbüs gruplarının oluşumu ve yapılan Kırım Tatar evlerinde oluşmaya başlayan toplantılar içerisinde tabii ki de Abdülcemil Mustafayev'in de ev sahipliği yaptığı bilinmekte. Bu toplantılar ve ebeveynlerinin milli değerlere dayalı yetiştirme usulü böylelikle yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve kardeşlerinin üstünde de çok büyük etki ve tesir yaratacak bu dönem içerisinde. Babasını ve annesini de tabii ki işte gördüğümüz gibi yapılan ev toplantılarındaki kapı açmalar, işte bu toplantılara dahil olmalar, bu çok önemli bir durum. Özellikle yolbaşçımızın yetişmesi ve bu tesir içerisinde büyüyebilmesi oldukça önemli efendim bizler için. Yine yolbaşımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu babasıyla ilgili hatırasını anlattığında bize şöyle nakledilmiş Emel dergisinden aldığımız anekdotta. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, İsmail Gaspıralı ve Tercüman Gazetesi ile ilk defa Taşkent'teki Alişir Nevai Kütüphanesi'nde 1961 yılında tanıştı. Kırım'a ait bir parça görmesiyle çok heyecanlanmış ve sevinmişti. Tercümanın Rusça bölümlerini büyük bir merakla okurdu. Bir taraftan da Arap harfleriyle yazılmış bölümlerini okumaya çalışırdı. Daha sonra tercümanın varlığını babasına bahsetti. Ancak babasının verdiği tepki Mustafa'yı oldukça şaşırttı. Babası Mustafa'nın daha önce hiç görmediği bir şekilde
oldukça heyecanlanarak gazeteyi görmek istediğini oğluna ifade etti. Mustafa bu durum karşısında hem babasının isteğini yapmak hem de mutlu etmek için tercümanın bir sayfasını gizlice kütüphaneden çıkararak babasına gösterdi. Babası sevgiyle eline aldığı tercümanın sayfasını koklayarak yüzüne sürdü ve ağladı. İyice şaşıran Mustafa'nın şaşkınlığı babasının hem tercümanı hem de İsmail Gaspıralı'yı anlatmasıyla yerini merak, hayranlık ve sevgiyle harmanlanmış karışık ama güzel duygulara bıraktı diye geçen bir anekdotu da sizlerle paylaşmak istedim efendim. İşte vatan sevgisi, vatan aşkı ne kadar da belli oluyor şu yaşananlarla beraber. Yani Allah yaşatmasın, Allah uzakta bırakmasın, Allah zorluklarla sınamasın bizleri diyelim. Bu tür zorluklarla bizleri sınamasın. Fazlasını girersem daha da duygulanacağım. O yüzden burada kesiyorum. Asuman Arıkan İstanbul'dan saygılar sevgiler demiş bizlere. Biz de İstanbul'a bol bol selamlarımızı iletiyoruz. Sizler vesilesiyle. Ayşe Deniz Coşkun Gül. Hayırlı geceler, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Sevgilerimizi, selamlarımızı biz de sizlere iletiyoruz. Yorumlarınızı ve yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz sizlere. Evet, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Hemen metnime de bakayım. Anekdotumuzu sizlere iletmiş oldum. Ve şöyle devam edelim. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Taşkent hapishanesinde iken annesi Mahfure ve babası Abdülcemil Mustafayev ile bu ailenin kızları ve yolbaşçımızın kardeşleri Dilara ve Gülizar eşleri ve çocukları ile birlikte 1976'da vatan Kırım'a yapılan geri dönüşlerin de etkisiyle Karasu Pazar köylerinin birinde bir ev satın alarak göç ediyor. Ancak Sovyet idaresi çeşitli bahaneler ile aileyi Kırım'dan bir kez daha sürerek Krasnodar Kraya gönderiyor. Aile burada Abinsk kasabasına yerleşmek zorunda kalıyor. Bu sürgünde yolbaşçımızın ailesi olmaları da tabii ki ve tabii ki Milli Hareket mensubu olmaları da etkili olmuş oluyor. Çünkü ona göre de hamle yapıyor karşı taraftakiler. Ve tabii ki bu sıkıntıları da daha sonradan yaşıyorlar efendim. Ne kadar zor bir şey. Ne kadar zor bir şey. Topraklarından sürgün ediliyorsun. Vatanına dönmek istiyorsun. Hazırlıklarını yapıyorsun ama hain ilan edilmeye devam ediyorsun. Topraklarına dönemiyorsun. Ne kadar zor bir şey. Ve Abdülcemil Mustafayev 2 Haziran 1983'te aramızdan ayrılıyor. Vefat ediyor efendim. Gelin bundan sonrasını Zafer Karatay'ın zamanında yapmış olduğu belgeselle devam ettirelim. Çok kısa bir video sizlerle olacak. Abdülcemil Mustafayev'in 2 Haziran 1983 yılında vefat ettikten sonra defin işlemleriyle ilgili Kırımoğlu belgeselinden sizlere aktarmak istediğimiz bu kısa videoyu, görseli sizlere iletiyoruz efendim. Hadi gelin hep beraber izleyelim. Sonra kaldığımız yerden Genç Tatar 67. yayına devam edelim. Evet efendim, bu kısa videodan sonra kaldığımız yerden sizlerle devam ediyoruz. Bugün nacizane Abdülcemil Mustafayev'i sizlere tanıtmaya gayret gösterdik. Başta kendimize tabii ki tanımaya çalıştık ve sizlere tanıtmaya çalıştık. İnşallah görevimizi yerine getirebilmişizdir bugün. Sizlere teşekkür ediyorum bu konuda bizleri takip edip dinlediğiniz için. Efendim, bu konuyla alakalı tabii ki aldığımız kaynaklarımız var. Özellikle ve özellikle tekrar edeceğim bunu. Emel dergisi bu kaynağı, bu bilgileri oluştururken bize
ışık olan, önderlik eden ilk kaynağımız efendim Emel Dergisi'nin 137. sayısı. Buradan 137. sayısından bu bilgileri aldık efendim ilk olarak. Ayrıca 2019 yılında Gülnara Bekirova'nın da hazırlamış olduğu bilgilerden de Abdülcemil Mustafa'ya hakkında kesitleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Muhammed Furkan Engin'in 2014 yılında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Hayatı ve Fikirleri adlı lisans, yüksek lisans tezinden de bazı kesitleri aldık babası hakkında. Zafer Karatay'ın 2017 Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatarlığı'nın Barışçı Mücadelesi yüksek lisans tezinden de yararlandık efendim. İnşallah yayın tarihlerini çok yanlış söylememişimdir, ona bakıyorum. Bu kaynaklarımızı buralardan aldık. Dediğim gibi özellikle Emel dergimize, Emel Kırım Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bu dergi bizlere önderlik ediyor, ışığımız oluyor. Ayrıca uzun zamandır söylemiyordum efendim. Şöyle hemen hatırlatma yapalım. Bizi dinleyenler arasında belki talep edenler olacak. Efendim Emel Kırım Vakfı 2020 yılı başından beri yayınlarımızda Emel Dergisi 2020 aboneliğini sizlere hediye ediyor. Nasıl hediye ediyor? Şu anda canlı yayını dinlerken bizlere yorum yapıyorsunuz ve bu yorum yapmanızla beraber 2020 Emel Dergisi aboneliğine sahip oluyorsunuz. 2020 yılında çıkacak Emel dergilerinin ücretsiz olarak sizlere gelmesi, hediye olması sağlanıyor. Tek şart canlı yayın esnasında bizlere yorum yapmanız, yorum yaparak bizlerle katılmanız efendim. Ve yorum yaptığınız için de daha sonra isterseniz özelden, isterseniz yine canlı yayın esnasında beyan ederek Emel dergisine ben de abone olmak istiyorum, bu hediyeyi ben de almak istiyorum diyerek bizlere müracaat ediyorsunuz ve adreslerinizi bizlere gönderiyorsunuz. Biz de Emel Kırım Vakfı'na bu adresleri bildiriyoruz ve hediyelerinizi 2020 yılında çıkacak olan Emel dergileri aboneliğini sizlere hediye etmiş oluyoruz. Bunu da hatırlattım. Şu anda bizi dinleyenler ve kazanmak isteyenler yorum yapabilirler ve Emel Dergisi 2020 yılı aboneliğini kazanabilirler. Haydi gelin yine arka arkaya güzel Kırım Yırları dinleyelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ben bir ana ekranımı da düzelteyim. Arka arkaya 3 güzel Kırım Yırı gelsin efendim. İlk olarak Raziye Seyit Ablayeva Şak Şakılı eklesin. Arkasından Eldar Çaparov ve Aliye Hacabadinova Uzaklara desin. Ardından da Sevgi Künü diyelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim efendim. 67. Genç Tatar yayını, Genç Tatar 67. yayını devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz. İyi dinlemeler. Oh,
oyna yarın, oyna canım, ana babalar kullanırsın. Baktı olsun, evlatları kuru olsun, yürekler kuvanç katılsın, misafirler şenlensin. Sevgi kunu, sevgi kunu, evlensin bizim yaşlar. Sevgi kunu, sevgi kunu, oynasın budum dostlar. Bu ne doğana kadar, içtik bilmem ne kadar. Hadi bitti men gittim, oynar sabaha kadar. Oynamaya, oynamaya, gelin diyeveler dursun. Birbirine elin verip kulağlarda koşulsun. Haberler olsun, bayram olsun, çalgıcılar şen çalsın. Oyna yarın, oyna canım, ana babalar kullansın. Oynamaya, oynamaya, gelin diyeveler dursun. Birbirine elin verip kulağlarda koşulsun. Haberler olsun, bayram olsun, çalgıcılar şen çalsın. Oyna yarın, oyna canım, ana babalar kullanırsın. Oynamaya, oynamaya, gelin diyeveler dursun. Birbirine elin verip kulağlarda koşulsun. Haberler olsun, bayram olsun, çalgıcılar şen çalsın. Oyna yarın, oyna canım, ana babalar kullansın. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 21.55'i gösteriyor. Genç Tatar 67. yayını kaldığı yerden devam ediyor efendim. Gelen yorumlar vardı. O yorumlara hemen göz atacağım sizlerle beraber. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mehmetoğlu Eldar el sallıyor bizlere. Biz de selamlarımızı iletiyoruz kendilerine efendim. Kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Diğer video partisinden de tabii ki yorumlarım vardı. Çok özür diliyorum. Şarkı arasına girdiğim için bazı yorumlar önce kaldı. O yüzden Asuman Arıkan'dan özür dileyeceğim. Şu anda okuyabileceğim bu yorumları. Özür diliyorum efendim. Asuman Arıkan şarkı arasına gitmeden evvel sizler sayesinde atalarımızın geçmişlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Bunu bizlere sunuyorsunuz. Teşekkürler. Emeklerinize sağlık demiş. Ve daha sonrasında konu içerisinde muhtemelen o bölümde elleri kırılasıcalar. Allah onları beter etsin demiş. Ve daha sonrasında en sonunda da Allah rahmet eylesin tüm vefat edenlerimize diyerek eklemiş. Asuman Arıkan'a dikkatli şekilde bizleri takip ettiği için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Seyfettin Can Polat da bizlere el sallıyor efendim. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz. Çünkü yayınımızı paylaşırsanız daha çok insana ulaşabilmemiz manasına gelecek. Ve bu bizi çok memnun edecek efendim. Bunu da tekrar dile getirdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim sizlerle beraber. Dediğim gibi yorumlarınızı eksik etmeyin efendim.
gelen bütün yorumları olabildiğince okumaya çalışacağız. Ha şunu da artı parantez ekleyeyim. Tabii ki yorumları okuyabildiğimiz mecralardan okuyoruz. Mesela takipçilerimizden biri bunu paylaştığında oraya düşen bir yorum bize görülmediği için onu okuyamıyoruz. O yüzden özür dileriz. Ama inşallah Genç Tatar daha güzel yerlere gelecek. Ve her insanın yazmış olduğu yorumları, mesajları daha okuyabileceğimiz güzel programlar gelecek efendim. Ben buna inanıyorum. Sizlerle beraber. Evet, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bu haftayla ilgili önemli bir haber var. Bu haberi de sizlere iletmek istiyorum. Bu haberi de kısaca sizlerle değerlendirdikten sonra Kırım yırlarıyla, müziklerimizle yayınımıza kaldığımız yerden biraz daha devam edelim ve yavaş yavaş kapanışa da öyle gitmiş olalım efendim. 5 Haziran 2020 tarihli haber. Haberlerimizi tabii ki Kırım Haber Ajansı üstünden sizlere aktarıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi bu haberlerimizi de Kırım Haber Ajansı'ndan alıyoruz. 5 Haziran tarihli haber. Haberin ana başlığında Rustem Umerov, Moskova Kırım'ı kontrol altına almak için Kırım Tatarlarını yok etmeyi hedefliyor başlıklı haberimiz efendim. Hadi gelin biraz açarak bu konu üstünden değerlendirmelerimizi hep beraber yapalım. Tabii ki sizler de bana yorumlarınızla eşlik edebilirsiniz. Ukrayna Adalet Bakanlığı insan hakları ve işgal altındaki bölgelerin yeniden entegrasyonu konulu telekonferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, işgalden sonra Rusya'nın ikinci bir aşamaya geçerek Kırım'da yeniden sömürgecilik politikası başlattığını vurguladı. Burayı tekrar okumak istiyorum efendim. Rustem Umerov, işgalden sonra Rusya'nın ikinci bir aşamaya geçerek Kırım'da yeniden sömürgecilik politikası başlattığını vurguladı efendim Rustem Umerov. Kırım Tatar Milli Kurultayı Delegesi, Ukrayna Parlamentosu Ses Golos Partisi Milletvekili Rustem Umerov, Rusya'nın işgal altındaki Kırım'dan Ukrayna ve Kırım Tatar kimliğinin kültürel, siyasi ve ideolojik bileşenlerini çıkarmayı hedeflediğini kaydederek Rusya'nın yasa dışı şekilde kendi vatandaşlarını Kırım'a yerleştirdiğine dikkat çekti efendim. Ayrıca haberin alt başlığında Umerov Moskova Kırım Tatarlarını yok etmeyi hedefe koydu diye haber devam ediyor. Umerov, Rusya'nın amacı Ukrayna ve Kırım Tatar etnopolitik, kültürel ve ideolojik bileşenlerini Kırım'dan çıkarma hedefi var ve bunu gerçekleştiriyorlar dedi. Ukraynalılar ve Kırım Tatarları işgalcilerin Kırım'ı Ruslaştırma planına engel oluyor. Moskova Kırım topraklarını kontrol altına almak için kendine yerli halk olan Kırım Tatarlarını yok etme hedefini aldı. Rusya yasa dışı olarak vatandaşlarını Kırım'a yerleştiriyor. Bu vatandaşların çoğu Rusya Silahlı Kuvvetleri görevlileri ifadelerini kullandı. Efendim, haberimizin devamı var, ilerlemeye devam ediyor. Ben özellikle burayı sizlere aktarmaya çalıştım. Bu söylenenler önemli. Önceden yaptıkları da belli zaten. Aynı yaptıklarını şimdi de yapmaya çalışıyorlar efendim. Şimdi Rustem Umerov'un bu ifadelerini okuyunca geçen sene izlediğim bir belgesel aklıma geldi. Belgeselde bir Kırım Tatar kadını bizzat kameralarda gösteriyordu. Kırım'a geri döndükten sonra, vatan Kırım'a geri döndükten sonra büyüklerimizin mezar taşlarını duvar taşı olarak kullanmışlar diye anlattığı o belgesel gözümün önüne geldi. O zaman da yapmak istedikleri oydu. Vatan Kırım'daki Kırım Türklerini sürgün ederek o toprakları kendi hakimiyeti altına almak ve oradaki Kırım Türklerini yok ederek Rus kimliğini oraya oturtma amacı izlemişlerdi ki bunlarla ilgili de çok yıkım yaptılar Kırım'da.
yapmaya çalıştılar. Ama tabii ki başarılı olabildiler mi? Hayır. Kırım Türkleri, Kırım Tatarları vazgeçmedi vatan sevdasından. Geri dönmek için çalıştı, çabaladı ki bu algıyı da kırmış olmuştuk. Ama tabii ki şu anda da yine aynı zulüm devam ediyor. Ve işte Rustem Ömerov da haberde bize bunu anlatıyor efendim. Yine Kırım Tatarlarını, Kırım'daki kimliğini yok etmeyi hedeflediklerini bize iletmiş efendim. Adnan Yüksel bizlere el sallamış. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Başka yorum var mı diye hemen bir göz gezdiriyorum ki yorumları atlamak istemiyorum. Arkadaşlarımdan şu anda mesaj geldi mi hemen ona da bakayım. Arkadaşlarımdan da şu anda bana gelen bir mesaj yok. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Haber, ilk haberimiz böyleydi. Maalesef Kırım'a dair haber dediğimizde yüzleri güldürecek bir haberle karşı karşıya gelmiyoruz 2014'ten beri. Maalesef ki bu bizi çok üzüyor. Çok yoruyor. Ama inşallah o güzel günler de yakın. İnanmaya devam edeceğiz. Hayallerin gerçekleşmesi için inanmaya devam edeceğiz biz. Özür diliyorum. O yüzden ümitsizliğe düşmek yok. Efendim, bir de Kırım'da şu anda koronavirüsle alakalı son durumla ilgili yine 5 Haziran tarihli haberimize gelin beraber bakalım. Bu faslı da sonra yavaş yavaş sizlerle bitirelim efendim. 5 Haziran tarihli haberin ana başlığında Kırım'da koronavirüs nedeniyle bir ölüm daha, hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi diye başlıyor haberimiz. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da son bir gün içinde 10 yeni vaka tespit edildi. İşgal altındaki yarımadada toplam vaka sayısı 600'e yaklaştı. İşgal altındaki yarımadada bir kişi daha koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi başlığı altında haber devam ediyor. Kırım'ın işgalci yönetimi son 24 saatte ortaya çıkan vakaların 8'inin Akmescit, 2'sinin Akyar bölgesinde olduğunu duyurdu. Ayrıca son 24 saat içerisinde işgal altındaki yarımadada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Tabii ki işte bu bilgiler de gerçekten doğru bilgiler mi? Yani maalesef ki Kırım'da şu anda işgalci olan yönetimin bildirdiği, kamuoyuna duyurduğu sayılar bunlar. İşte bu insanlara da ne kadar güvenilebilir? Bu da ayrı bir tezat. O yüzden olabildiğince haber kaynağıyla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hastalıkta hem şu anda yaşadığımız Türkiye ve buradaki insanlarımızın üstünden ve tabii ki vatan Kırım'da ve Kırım Tatar kardeşlerimizin üzerinden bir an önce yok olup gider. Bu duayı her zaman, her gün yapıyoruz efendim. Hatta vatan Kırım'da olan bu salgın, bu virüs başkalarıyla beraber inşallah kaybolur, gider. Böyle diyelim. Duamızı böyle devam ettirelim efendim. Haber kaynaklarımız dediğim gibi Kırım Haber Ajansı'ndan sizlere iletiliyor. O yüzden Kırım Haber Ajansı'na da çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı hizmetler çok büyük ve inşallah da büyük olmaya devam edecek. Böylelikle Aydın Taş, Aydın abimize de bol bol selamlarımızı iletiyoruz. Efendim, sizi çok yormak istemiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Kırım yırları ile gönlümüzü neşelendirelim. Kulaklarımızı dinlendirelim. Beynimizi dinlendirelim. Özür diliyorum. Ve artık kapanışa doğru yavaş yavaş gidelim efendim. Yine 3 güzel Kırım yırı dinleyelim. Daha doğrusu 2 güzel Kırım yırı dinleyelim. Ama ondan öncesinde de yine güzel bir yır bizlerle olsun. Diyelim ki Anayurt Marşı. İlk dinleyeceğimiz Türkcan topluluğunun, daha doğrusu şu anda söyleyemedim, Türkcan'ın yaptığı bir çalışma. Anayurt Marşı sizlerle olsun. Elzara Batalova Dağlarının Yolları desin. Ardından Server Kakura da Kırım'ım desin bizlere. Sonra kaldığımız yerden
devam edelim efendim. İyi dinlemeler. Now
keçetem yalda kefi emeske kırım. Ak yar kezler suda can koymedim kırımın. Alusta alup kaket kara su bazar. Suya içki İslam terek ve buyuk onlar. Akşeyk alma tarhan sakbahçı saray. Baydarama or kapı sızdı selamlar. Yaşa kulle kırımım benim vatanım. Senin için feda olsun kanım ve canım. Yaşa kulle kırımım benim vatanım. Bir tanesin dünyada canım kırımım. Gül gibi kırım, benim ana vatanım, en benim yerim. Ak meçitem yalda kefe, em eski kırım. Ak yar kezlem suda can koymedim kırımım. Al usta alıp kaket, kara su bazar. Suya içki, İslam terek ve buyuk onlar. Ak şeyk alma tarhan, sakbahçı saray. Baydarama or kapı, sızdı selamlar. Yaşa kulle kırımım benim vatanım. Senin için feda olsun kanım ve canım. Yaşa kulle kırımım benim vatanım. Bir tanesin dünyada canım kırımım. Kara su bazar. Suya içki, İslam terek ve buyuk onlar. Akşeyk alma tarhan, sakbahçı saray. Baydarama or kapı, sızdı selamlar. Yaşa kulle kırımım benim vatanım. Senin için feda olsun kanım ve canım. Yaşa kulle kırımım benim vatanım. Bir tanesin dünyada canım kırımım. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 22.21'i gösteriyor. Genç Tatar 67. yayını devam ediyor. Yavaş yavaş kapanışa doğru gidiyoruz. Sizlerle beraber efendim 3 güzel yırda sizlerle oldu. Tabi bu arada gelen yorumlarımız vardı bizlere. Hemen o yorumlara göz atacağım sizlerle beraber. Venera Lukmanova, Kafkasya'dan selam kardeşler diye bize yazdı. Biz de Venera Lukmanova ile beraber tüm dinleyicilerimize bol bol selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Ana ekranıma uzun zamandır yorum düşmedi. En son gelen yorum 59 dakika önce gelen yorum. Şu anda ana ekranımda başka yorum görünmüyor. Video partilerinden gelen yorumlara göz atıyorum sizlerle beraber. Biraz şöyle serzeniş gibi oldu ama lütfen kırılmayın. Hemen video partisinden gelen yorumlara göz atacağım. Evet, Seyfettin Can Polat, Polatlı'dan selamlar demiş bizlere.
Biz de bol bol selamlarımızı iletiyoruz. Hem kendisine hem de Polatlı'daki tüm Kırım Türkleri, kardeşlerimize, büyüklerimize. Efendim, Asuman Arıkan inanmaya devam, evet demiş. Seyfettin Can Polat da inanmak zorundayız demiş. Efendim, Seyfettin Bey'e şöyle karşılık verelim. Efendim, biz inanıyoruz sizler gibi. Allah razı olsun sizlerden. Ama bizim içimizden olup nasıl söylesem şimdi bilemedim. Yakıştırma da yapmak istemiyorum. Bizim içimizden olup şu anda Kırım'da diş göstermeye çalışan, 2014 yılından beri diş göstermeye çalışan insanların yaptığının doğru olduğunu söyleyenler var efendim. O yüzdendir ki onlar zorunda olmasın. Onlar zorunda olmasın efendim. Yani Kırım Türkleri diye kendilerini lanse ediyorlar ama o yüzden onlar zorunda olmasınlar. Biz inanmaya devam edelim efendim. İnanmak isteyenlerle kol kola, omuz omuza bir yumruk, bir cumruk olarak yolumuza devam edelim. İnanmak istemeyenler de inanmasınlar. Onları hiç zorlamayalım efendim. Böyle ekleyeyim. İşte Aruba ise böyle duruyor. Bazen işte bom diye patlıyor birden. Mazur görün efendim. Beni ve şu anda temsil ettiğim Genç Tatar programda bunları dile getirdiğim için özellikle beni mazur görün efendim. Sizlerden çok özür diliyorum. Dedik ve kaldığımız yerden devam edelim efendim. Yine 3 güzel Kırım yerini sizlere paylaşacağım inşallah. Onları dinleyeceğiz ve en son artık kapanış faslına geçeceğiz. Bu 3 güzel Kırım yerinin birini özellikle Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanımız bizzat az önce şarkı arasında bana mesaj yazarak bir şarkı isteğinin olduğunu söyledi ve çalar mısın dedi. Tabii ki memnuniyetle bu isteğini yerine getireceğiz efendim. Bu üç güzel yırların ilk parçası Sağındım olacak. Sizlerle beraber ilk onu dinleyeceğiz. Arkasından yine şöyle eskilere gideceğiz. Bizim için klasik olan bir Kırım yırı dinleyeceğiz. Biz Kırım'dan çıkanda dep aytacağız yırla beraber ve ardından da Seyit Osman Saray Saldırganay diyeceğiz sizlerle ve daha sonrasında kapanış için beraber olacağız efendim. Bir yere ayrılmayın. Kapanış faslına geçmeden önce bu üç güzel yırını, Kırım yırını dinleyelim. Daha sonra 67. yayınımızın kapanış faslı için yine sizlerle beraber olalım efendim. Gençlik Komisyonu Başkanımız Kamil Can için geliyor Sağındım. Bu cenk bitkin sonra tanırsın mı beni? Yok olma bu kışta, mahvetme sevgini. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Yıllar geçsin, uyan beni. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Gayet soğuk, kurtar beni. Bu solgan gönlüm bari gelecek.
kara incilerini yırtıp yerge töke. Sağımdım seni, sağımdım seni, sağımdım. Yıllar geçsin, uyan beni. Sağımdım seni, sağımdım seni, sağımdım. Gayet soğuk, kurtar beni. Kokteyl
boydanga boyga Seyid Osman saray saldırganay boydanga boyga Sen nişanda çok idin ay hoş geldin toyga Sen nişanda çok idin ay hoş geldin toyga Aşığım olmasaydı varmazdım toyga Öz aşığım olmasaydı varmazdım toyga Seyid Osman saray saldırganay tümdesi şişe Seyid Osman saray saldırganay Oy daganım külgenim ay esime düşe Oy daganım külgenim ay esime düşe Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 22.35'i gösteriyor. Ben Aruva İsa, Genç Tatar 67. yayını kapanış için sizlerle beraber efendim. İnşallah bu 3 güzel kırmızı yine gönüllere girmiştir, beğenmişsinizdir diyelim. Tabii ki yayınımızı da inşallah beğenmişsinizdir. Bu temennileri her zaman yapmaya biz gayret göstereceğiz. Duamız hep böyle olacak. Sizler için buradayız efendim. Genç Tatar ilk yayınından ta ki bu son yayını yaptığı son yayını 67. yayına kadar sizlere Kırım hakkında bilgiler verebilmek, sizleri memnun edebilmek, Kırım yırlarıyla neşelendirebilmek, Kırım'a götürebilmek için bu yola çıktı. Ve çok şükür Allah'ımıza çok şükürler olsun ki 67. yayınına kadar da ulaştık. İnşallah daha güzel günlerde daha profesyonel Genç Tatar yayınlarıyla inşallah sizlerle oluruz. Bunu hep temenni ediyoruz, bunu hep hayal ediyoruz. Mehmet Akif Ayat'a iyi akşamlar deyip el sallıyor bizlere. Biz de selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Artık yavaş yavaş bugünkü programımızın sonuna geldik efendim. Gelen yorumlar olursa şöyle birazcık uzatacağım. Çünkü şunu fark ettim. Yayın biraz daha geç ulaşıyor size. O yüzden olabildiğince biraz uzatacağım ki yorum yapıp bir şeyler söylemek isteyenler varsa onlar da bizlere iletsinler. Onları da okumuş olalım. Yayınımızı bitirmeden onları kırmadan yorumlarını sizlere iletmiş olalım. Mehmet Akif Ayat'a diyor ki nereden yayın yapıyorsunuz? Efendim yayınlarımızı nereden yapıyoruz? Konya'dan. Genç Tatar ekibi aynı zamanda Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi'nin gençleri de böyle söyleyelim. Konya Şubemizdeki Gençlik Komisyonu'nun da içerisinde çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Teşkilatımız içerisinde de çalışıyoruz. Ve tabii ki Genç Tatar olarak da sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki sadece radyo yayınları yapmıyor Genç Tatar. Bunu hemen sizlere tekrar iletmek istiyorum efendim. Genç Tatar radyo yayınlarının yanında yine Kırım'a dair bilgiler bulabileceğiniz Genç Tatar mecmuasını da sizlere ulaştırmaya çalışıyor efendim. www.gençtatar.com adresinden mecmualarımızı, dergilerimizi okuyabilirsiniz. E-dergi efendim. Maalesef basım yok.
internet üzerinden e-portalda sizlere dergilerimizi ulaştırıyoruz. Tamamen ücretsiz. Bu yüzden dediğim gibi www.gençtatar.com internet sitesinden şimdiye kadar çıkarmış olduğumuz 3 Genç Tatar mecmuası yayınlarını hem okuyabilir hem de indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde oradaki yazıları da okuyabilirsiniz. Çok değerli insanların sağ olsunlar bizlere yazmış olduğu yazılarla beraber nacizane Genç Tatar ekibinin içerisinde olan arkadaşlarımız kendi mahlaslarıyla, lakaplarıyla orada düşüncelerini, yazılarını da sizlere paylaşıyorlar. Bunu da tekrar sizlere iletmiş olalım efendim. İzmir'de yaşıyorum. Yeni yerleştim buraya. Burada kimseyi tanımıyorum demiş Mehmet Akif Ayata. Böylelikle bu vesileyle sizin de sesinizi duyurmuş olalım efendim. İzmir'de çok güzel de bir derneğimiz var. Oraya gitmenizi tavsiye ederim. Şu anda adres tabii ki maalesef size söyleyemem. Ama dediğim gibi İzmir Kırım Türkleri Derneğimiz var. Oraya kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. Facebook ve sosyal medya hesaplarından İzmir Kırım Türkleri ile ilgili yazarsanız bulabileceğinizi temenni özür diliyorum. Bulabileceğinizi biliyorum. Ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel insanlarla tanışacaksınız. İnşallah yalnız bırakmayacağız sizi. Böylelikle sesinizi de duyurmuş olduk. Mehmet Akif Ayata'nın selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca yeni bir yorum daha gönderdi. Teşekkürler. Sayfanıza bakacağım dedi. Çok teşekkür ediyoruz biz de efendim. Böylelikle artık yayınımızın sonuna geldik. Yeni gelen yorum olursa diye bekledim ben. Yayınımızı tamamlıyoruz. Hepinize çok güzel bir gece diliyorum efendim. Genç Tatar 67. yayını burada sona eriyor. İnşallah her hafta olduğu gibi bir sonraki hafta yine cumartesi günü saat 21.00'da Konya Kırım Türkleri Derneği Facebook sayfasında Genç Tatar 67. yayınıyla sizlerle olacağız. Ve tabii ki diğer yayınlarımızda da yine sizlerle olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Bizleri takip etmekten ayrılmayın efendim. Instagram, Twitter, Facebook, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Genç Tatar Facebook hesabımızı takip etmeyi unutmayın efendim. Yayınımızı dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam, güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Ölmez de sağ kalırsak bir sonraki hafta cumartesi günü saat 21.00'da yeniden buluşabilmek dileğiyle diyorum efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ey güzel Kırım diyoruz ve bugünü tamamlıyoruz efendim. Sağlıkman kalınız.